Sizce mutluluğun formülü nedir? Abi ekonomiyi kafaya takmamak ya. Haberleri falan izlememek. Öyle olunca mutlu oluyorum en azından ben. Yani donuna fiyatlarına bakmamak. Ya da ne bileyim direkt fiyatlara bakmamak. Ekonomiyle ilgilenmemek. Siyasetle ilgilenmemek. Direkt bunları kafaya takmamak ama takmayınca da olmuyor. Yani büyükseniz zaten mutlu olmanız birazcık zor. Benim mutlu olmam için de herhalde çok çalışıp yurt dışına gitmem lazım. Çünkü burada hiçbir şey yapamayacağımı biliyorum yani. Ekonomiyi de kafama şu an takmıyorum. Çünkü şu an sadece çok çalışıp yurt dışına gitmek istiyorum. Yani bu ülkenin kurtulması birazcık zor aslında şu anda. Hani kimse burada kalmak istemiyor ki haklılar. Ben de istemiyorum. Elimde olsa hani bir sihirli değneğim olsa ülkeyi kurtarıp mutlu olmak isterim ama maalesef olmuyor. Mutluluğun formülü ne derseniz ekonomiyle ilgilenmeyin. Büyükseniz mutlu olmanız birazcık zor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz katıldığın için. Annen de sanırım hak veriyor sana. Evet, hak veriyorum. Herkesin kendine ait formülleri var ama bir türlü uygulayamıyoruz. Çok çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun. Sizce mutluluğun formülü nedir? Keyif aldığınız şeyleri özgürce yapmak bence mutluluk getirir. Bu kadar. Peki. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun. Zeynep sen söyle Sen bir. söyle Ben abi, mutlu değilim. Ben evleneceğim. Mutluluğun formülü düzgün bir eş, Mutluluğun düzgün bir formülü gelecek. kendine önem vermek Evet, diyorum ben. birazcık da öyle tabii ki. Aynen. Çoğunluk da Herkesten öyle önce aslında. kendini önemseydi. Bu kadar. Aynen öyle. Çok doğru. Sonra bencil demesinler. Hayır, hayır. Bencillik değil bu. Eşit önemseme. Başkasını önemsediğinde kendin mutsuz oluyorsun. Nereden biliyorsun diye sormayın. Kendinden ekstra vermemek. Hiç sormayalım peki. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizce mutluluğun formülü nedir? Yani çok kapsamlı bir soru sordunuz. İnsanın ilgi alanlarına göre bu değişebiliyor. Ama benim için bir formülü varsa o da huzurdan geçiyor açıkçası. Ve insanın nasıl söyleyeyim, nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Şu an kendimce düşünüyorum acaba beni mutluluğa iten şeyler ne diye. Mesela fanatik bir Galatasaraylıyım. Galatasaray'ın galibiyetleri beni mutluluğa itiyor. Ya da ne bileyim, ülkemizdeki siyasi seçimin pozitif sonuçları beni mutluluğa itiyor. Ya da ülkedeki pozitif durumlar beni mutluluğa itiyor. Bu tür gibi birkaç şey sayabilirim. Net bir şekilde ifade edilemeyen bir soru sordunuz bana. Ben de bu şekilde ifade etmiş olayım. Çok çok teşekkür ederim. Sizce mutluluğun formülü nedir diye soruyorum. Bence bugün mutluluğun formülü Türkiye-Portekiz maçı. Çok önemli bir maç. Kazanırsak grubu lider bitiriyoruz ve bizim için çok önemli. İkinci olursak ya Fransa ya da Hollanda ile eşleşeceğiz. Ya bence Portekiz'i alırsak tüm Türkiye çok mutlu olur. Herkes sokaklara çıkar işte, çok aşırı mutlu olur Türkiye bence. Hangi programda abi? YouTube'da yayın YouTube. yapıyoruz. Söyle şimdi sayfamızın adı. Ya bence tüm Türkiye bunda çok mutlu olur. Şu an herkes böyle bir galibiyet istiyor çünkü Türkiye'nin bayağı bir süredir 2008'den beridir başarı şey eksiği var milli takım bazında. Ve bence böyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bir gruptan çıkarsak ve özellikle ya çeyrek final, yarı final Türkiye için çok iyi gelir. Ya ben böyle bir şey olacağını çok düşünmüyorum. Türkiye'nin kazanacağını falan. Ama olursa çok mutlu olurum. Yine kazanma ihtimalimiz var tabii ki. Başarılar diliyorum Türkiye'ye. Çok çok teşekkür ederiz. Formül yok abi ya. Vallahi bayağı, şu an bu hayatta yok maalesef. Umutsuz mu bakıyorsun? Şu anda umutsuz bakıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz ki gelecekle alakalı. Eğitim desen hiçbir şey yok abi, olmuyor maalesef. Peki temel sebep ne? Temel sebep yoksulluk. Hiçbir şey Direkt yapamıyoruz. huzursuzluk bence. Yolsuzluk. İnsanlar huzursuz. Her şeyden. Mutsuz yani. Aynen öyle, bir mutsuzluk var ülkede. İnsanlar aktivite yapamıyor, hiçbir şey yapamıyor. Ekonomi de tabii. Enflasyon desen aynı abi. Bu yüzden insanlar çok mutsuz oluyor. Ekonomik şartlara bağlıyorsunuz özellikle. Aynen, aynen öyle. Peki, ekleyecekleriniz varsa Yok, alabiliriz. şu an. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun. Mutluluğun formülü para. Para. Başka bir şey yok. Başlangıcı para diyorsun. Yani şu an öyle gözüküyor. Başka bir şey olabilir mi? Siz söyleyin. Para olmadı. Paradan sonra peki neler geliyor sizce? Sevgi, saygı, o da olmadığı için. Yani. Para olmadan mı olmuyor sevgi, saygı? Tabii. Teşekkür ederim. Peki, çok teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun. Mutluluğun formülü nedir? Anlayış, saygı. O kadar. Futbol. Futbol. Evet. Mutluluk formülü şöyle açıklayabilirim. Hani sevdiklerinizle bir arada ve ailenizle geçirdiğiniz zaman mutluluk oluyor. Vallahi mutluluğun formülü nedir? Bilemiyorum. Yani ben mutluyum ama ben ne diyebilirim? Yani her şeyi kabullenmek mutluluğun formülüdür. Her şeyi kabul etmek. Karşısındakini
anlayışlı, karşısındakine anlayışlı olmak mutluluğun formülüdür. Ondan sonra yani açık aramak yerine ya da birilerinin eksiğini aramak yerine artı yönlerini görmek mutluluğun formülüdür. Bu kadar. Sizce mutluluğun formülü nedir? Para. Buradan geçiyorum. Böyle yine başka bir arkadaşlar röportaj yapıyor. Bir kadıncağız da elinde çocuğu, kızı. Aa anne biz de konuşalım mı? Röportaj yapalım mı diyor. Olmaz kızım diyor. Bizi hapse atarlar diyor. Zihniyeti görüyor musun ya? Korkuyu görüyor musun? Çocuğuna anne onu şunu diyor. Bizi hapse atarlar diyor. O annenin çocuğuna diyeceği şey ne biliyor musun? Tabii kızım. Sen de konuş, ben de konuşalım. Bu ülke demokratik ülke. Demokrasi var. Gel kızım konuşalım demesi lazım. Ama korku imparatorluğu var, korku. İnsanları korkutuyorlar. İnsanlar konuşmak istemiyor. Şuradaki insanların hepsi bir şeyler söylemek istiyor. Bir şeyler söylemek istiyor ama ağzı koruyor. Ulan beni bu saatten sonra aa geldik biz seni alacağız. Al ulan beni ne yapacaksın? İçeri atacaksın. Sanki dışarıda yaşadığım hayat cezaevinden daha mı iyi? Dışarıda da cezaevindesin, içeride de cezaevindesin. Bari söyleyeceğimi söylerim ya. Bunlardan korkmayın arkadaş. İnşallah da en kısa zamanda bir seneyi de bulmayacak, erken seçim gelecek. Bunlardan kurtulacağız. Ya mutluluğun formülü hiçbir şeyi kafaya takmamak kardeşim. Hiçbir şeyi kafaya takmazsan, sana üzüntü veren insanlardan uzak durursan, hayatı öde yaşarsan mutlu olursun kardeşim, o kadar. Baba abone oldum arkadaşlar. Teşekkürler. Sizce mutluluğun formülü nedir? Mutluluğun formülü evet, sağlık. Önce sağlık, ondan sonra para. Para olmazsa sağlık olmaz, sağlık olmazsa para olmaz. Bunun için de yani anlamıyorum ki, sağlığımıza da bakamıyoruz ama. Çünkü her şey, enflasyon arttı, vergiler geliyor, emeklinin maaşı az, askeri ücretlinin maaşı az. Yani nasıl yapacağız bilmiyorum yani. Randevu alamıyoruz sağlıkta da. Randevular alınmıyor. Hastaneler pahalı. Özel hastaneler pahalı. Devletlere gidemiyoruz. Randevu yok. Doktorlar az. Nasıl mutlu olalım? Mutluluğun formülü yok. Şimdiki zamanda mutlu değiliz. Çünkü bunlar yok hayatımızda. Bunların olması için de her şeyin düzelmesi lazım. Her şeyin düzelmesi de biraz zor. Umutsuz bakıyorsunuz yani. Evet, umutsuz bakıyorum. Nasıl düzelecek? Vergi alacak. O vergileri veren patronlar bu sefer zam yapacak. Zam yapılınca bizler ne olacak? Yine zorlanacağız. Daha parasız kalacağız. Daha zorlanacağız. Ne olacak? Vergi almak çözüm değil ki. Çünkü patronlar zorlanacak. Onlar da bize zam yapacak. Böyle olmayacak işte. Ondan sonra kira ev sahibinden vergi şöyle olacakmış. %20'sini kesecekmiş banka. Ona göre %20'si kesip mal sahibine verecekmiş. Ne anladık? Bu sefer de kiralar da artacak. O zaman ne olacak? Ha, nerede mutluluk? Hiçbir yerde yok. Kiracı da yok, ev sahibi de yok, sağlık da yok. Hiçbir şey, para da yok, hiçbir şeyde mutluluk yok. Böyle olur mu? Olmaz. Ya. Peki. Teşekkür ederiz katıldığınız için, sağ olun. Mutluluğun formülü yok. Mutluluğu veren Allah'tır. Dünya hayatı değil, benim görüşüm göre. Yani fazla da bir şey söyleyemeyeceğim yani bu maneviyat. Konuda maneviyat olarak düşünüyorum. Yani yaradan mutluluğu veren, razı geleceksin. Aldığın paraya, emekliysen aldığın paraya razı geleceksin. Yani maneviyat olarak düşünüyorum. Bunun fazla da bir konuşmanın gereği yok zaten. Fazla konuşursak uzun yerlere gider. O yüzden yani benim görüşüm bu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Katılmak isterseniz sizlere de soralım. Tamam. Sizce mutluluğun formülü nedir? Abi mutluluğun formülü paradır. Niye dersen şimdi bir kız arkadaş ediniyorsun. Yanına gideceğim, para lazım değil mi? Para olmazsa kız arkadaşın yanına gidemezsin. Ya da ne bileyim evlilik düşünüyorsun, para lazım.
Mesela abi biz de görüyoruz bazı videolar. İşte adamın bir tane küçük kız çocuğu var. Biz de isteriz bir tane kız çocuğu. Yani insanı mutlu eden şeyler. Ama bunların hepsinin başında para geliyor. Yani para olmaz zaman hiçbir şey olmaz. Budur yani. Sizce mutluluğun formülü nedir? Aşkla Şirin Baba. Şirin Baba? Evet. Şirin Baba ne alaka peki? Ben çocukluktan beri Şirin Baba'yı izliyorum, onunla mutlu oluyorum. Gargamel falan yakalamıyor onun için. Benim Şirin Baba! Hadi paylaşın bunu. Peki, teşekkürler. Sizce mutluluğun formülü nedir? Yani mutluluğun formülü, yani benim fikrime göre öncelikle sağlık, ondan sonra işte yeterli geçinebilecek kadar para, fiziksel olarak, sonra da ruhsal olarak, daha sonra psikolojik olarak sağlığımız. Ama en önemli şey yani bence insanın hasta olmaması, çevresindeki yani insanların hasta olmaması, yani insanların psikolojik olarak onu iyi etkilemesi. Ondan sonra yani ufacık dertlerimiz tabii ki oluyor. Hepimiz bu dertlere göğüs germek zorundayız. Ama geçinebilecek kadar para da lazım ya. Paran olmadan maalesef artık sağlığımız da olmuyor. Ondan sonra işte daha yani ufak isteklerimiz oluyor. Temel ihtiyaçlarımız tabii ki yeme, içme, barınma gibi. Ondan sonra da isteklerimiz oluyor. İşte gezmektir, eğlenmektir, yani arkadaş çevresidir. Ama birinci yani kesin olarak o ihtiyaçlar olmazsa insanın ben mutlu olabileceğini zannetmiyorum. Yani sağlığı olmadan parayla nasıl mutlu olabilecek? Yani ben kendi adıma mutlu olmam. Yani bazıları mutlu gene oluyor ama insan yani kendi kendine de yani mutlu olmalı tabii ki ama yani mümkün olunca da kendisine bakmalı. Yani iyi davranmalı, çevresindekilere kendine şükretmeli. Ondan sonra araştırmalı. Yani başka bir sürü dert yaşayan insanlar var. Başka daha da beter olan dertler var. Onları da düşünmeli. Yani insan herkesi düşünmeli. Yani bir şeye üzülürken. Ondan sonra yani şükretmemiz lazım. Kendimize bakmamız lazım. Yani parayı tutumlu harcamamız lazım. Ne çok cimri ne de çok şey bir şekilde yani savurgan. Yani her şeyi almama, bir şey alırken 10 defa düşünmeli. Yani ikisinin arası olmalı. Kendine de bakmalı. Yani sağlıklı beslenmeye mümkün olunca özen göstermeli. Hijyenine, temizliğine. Yani gerisi senin genetiğine, metabolizmana, biyolojik yapına bağlı ama fiziksel sağlık, daha sonrasında ruhsal sağlık ve psikolojik sağlık bence. Yani insanı mutlu edecek şeyler, yani ihtiyaç sıralamasına göre ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yani umarım insanlar da benim gibi düşünüyordur. Yani insanları sağlıklı yaşamaya davet ediyorum. Çok çok teşekkür ederiz. Sizce mutluluğun formülü nedir? Benim için mutluluğun formülü paradır. Çünkü bana göre para var, huzur var. Paranın olduğu yerde mutluluk vardır. Para her kapıyı açar benim için. Bu kadar. Paradan başka bir şey yok. Aynen öyle. Paradan fazlası benim için gereksizdir. Para her şeyi getirir. Peki. Teşekkür ederiz. Mutluluğun formülü hayattan neye değer verdiğin şeye göre. Mesela ailene değer veriyorsa ailenle beraber vakit geçirmek mutluluktur. Hayvanlarına değer veriyorsa hayvanlarla vakit geçirmek mutluluktur. Daha çok sosyalleşmek yani. Kısaca mutluluk eşittir sosyalleşmek vesaire denilebilir. Hayatta mutlu olmanın formülü nedir? Sağlıklı yaşam, mutlu olmak, zengin olmak. Yani, para var işin içinde. Ya, tabii parasız sağlık olmaz ki. Allah hepimize sağlık sıhhat versin. Amin. Çok teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun. Evde mutlu çocukluk. Sizce mutluluğun formülü nedir? O nedir demektir? Şimdi mutlu olmasaydım Bakırköy'e gelmezdim Şirin Evler'den buraya kadar. Değil mi? Demek ki mutluyum, onun için geliyorum. Mutluyuz, keyfimiz yerinde, gezmeyi çıkıyor. Maaşım da 10 milyondur, çok şükür. Allah'a şükürler olsun. 10 milyon değil de 10 milyon veya da 20 milyon. Ama ben memnunum, çalıştım. Ben bu hayatta memnunum. Peki bir şükürsüzlük olduğunu mu düşünüyorsunuz? Neyi? İnsanların şükürsüzlük yaptığını mı düşünüyorsunuz? Ben insanlara karışmıyorum. Benim bildiğim denizin altında uçak gidiyor. Benim bildiğim denizin altında uçak gidiyor. Onu biliyorum. Ben her gün biniyorum, karşıya gidiyorum, geliyorum. Bedava veya da 10 lirayla, 15 lirayla gidip geliyorum. Ben şu anda ben kendim memnunum. Söyle, söyle ben sana cevap vereyim. Bu birkaç aylık yavaş yavaş bak. Ekleyecekleriniz varsa alabiliriz. Size çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Allah işiniz gücünüzü rast getirsin. Sağ olun, sizlerim. Bu denizin altında uçak gittiğini unutma. Ben sana daha da fazla anlatabilirim ama yok. Onların kafalarına girmiyor. Benim kafama giriyor. Ben Güneydoğu'dan geldim. Hoş geldiniz. Kimse bana demediysen kusur. Ben Sirkeci Tren Garı'nda grup amiri oldum. Yeşilköy'de oturdum 25 sene. Ben memurdum. Bu kadar para alıyordum. 5 kişiyi okutturdum. Kimi avukat oldu, kimi doçent oldu, kimi memur oldu. Niye diğerleri şey yapıyorlar?
diyorlar ki biz 5 kişi okutuyoruz. Sen 5 kişi çalışıyorsun, 120 milyon lira evine giriyor. 10 milyon lira kira ver. Çık git memleketine, madem o kadar sen kendine güveniyorsun, git memleketinde o parayı kazan. Ne varsa buradadır. Allah'ın peygamberi demiş ki İstanbul fethedilecek dünyanın kalbidir. Dünya burada, herkes ekmek yiyor. Öpüyorum seni. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun.